başkanı mı olmak istiyorsunuz? Önünüzdeki hedef bu. Geçen hafta Marmara ile yaptığınız seyahat sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki. Ben gerçekten yani şov muydu? Beyde ile aranız nasıl şu an? İnsanların ulaşabilmesini sağlayan toplu taşımaların tam da içinden İstanbul'un ulaştırma dosyasını açıyoruz. İşin başındaki isimle. Son zamanların gündem ismiyle bugün beraber olacağız. Bugün yollarda olacağız. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla. Geçtiğimiz günlerde bir video sosyal medyaya düştü, hatırlayacaksınız. Bakan Marmaray'da seyahat ederken o anlar kayıt altına alındı ve çok konuşuldu sosyal medyada. Onu tanıyanlar oldu, tanımayanlar oldu. Ulaştırma Bakanı'na dedim ki yollarda olalım, sizinle röportaj yapalım, hatta Marmara'ya binelim, minibüse binelim. Yani toplu taşımada bu röportajı yapalım. Kendisi bunu kabul etti ve biz bugün Halkalı'da buluşacağız. Şimdi saat artık sabah 8. Benim merak ettiklerim var, sizin merak ettikleriniz var. Her şeyi soracağım kendisine. Şimdi nasıl bir yolculuk bizi bekleyecek bilmiyorum açıkçası. Ne olacak, ne söyleyecekler. Ben de acayip merak ediyorum ve heyecanlıyım. Saat 08.03 Bakan Bey'i gördüm geliyor. Günaydın, nasılsınız? Gayet iyiyiz. Tam da sözleştiğimiz saatte geldiniz. Evet, sözleştiğimiz saatte geldik. Bugün bir Marmara iç seyahati tecrübe edeceğiz sizlerle. Siz ama gerçekten biniyormuşsunuz İstanbul'a geldiğinizde toplu taşımaya. Tabii ben yaklaşık 28 yıldır bu işlerle uğraştığım için, bu işlerin inşaatından, yapımından, fizibilitesinden bütün işlerinde bulunduğum için hem buraları da seyahat etmek bana ayrı bir zevk veriyor. Hem de vatandaşlarla beraber olmak. Biz bu yaptığımız işlerin üzerine daha neler koyabiliriz? Onların çabası içerisindeyiz. O yüzden bu seyahatler bizim için de çok verimli oluyor. Var mı İstanbul kart? Olmaz olur mu? Var mı gerçekten? Tabii ki. Tabii. Aa, süper. Kaç dakika var? Galiba bir dakikaya kalkacak. Buyurun. Günaydın. Günaydınlar. Var mı boş yer? Selam. Selamlar. Günaydınlar herkese. Günaydın. Bakanla Marmaray'dayız. Bazı yolcular ne olduğunun farkına varmıyor. Bazı yolcular şaşırıyor, fotoğraf çekiyor. Oturmak istersiniz. Yok yok, siz otur. Estağfurullah. Siz otur. Siz otur. Estağfurullah. Ayakta daha iyi olmaz mı? Estağfurullah, olmuyor bir şey. Bakana hemen geçen hafta çok konuşulan Marmaray seyahatini soruyorum. Geçen hafta sizin Marmara ile yaptığınız seyahat sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki işte şov yapıyor diyen oldu. İşte boş yer vardı, oturmadı. Yani gerçekten yani şov muydu? Bizi tanımak için bilmiyor. Sonuçta burada yapılan bir iş var. O işin en iyi şekilde nasıl yapılması gerektiği için çabalıyoruz. Sonuçta bu vatandaşa, millete bir hizmettir. O hizmeti de en iyi şekilde vermek için uğraşıyoruz. Çünkü yani burası... Öyle bir kaygınız oluyor mu, ha beni tanısınlar? Yok canım. Hani İsveç, şey. İsveç Başbakanı olsa alkışlardınız diyenler de vardı. Yani. Ben ondan sonra da bindim zaten Marmara'ya. Ulaşım güzergahıma uygun olduğu zaman tercih ediyorum. Biz biraz da aslında denetim maksadıyla da biniyoruz bu toplu taşımaya. Ve İstanbulluların beklediği önemli metro hatları İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Çamsakura Şehir Hastanesi. Bu üç noktaya metro geliyor. Bakan sonbaharı işaret ediyor. Kağıthane havaliman arasını işte Eylül sonu, Ekim başı gibi bitireceğiz.
Gayrettepe tarafını yıl sonu bitireceğiz. Ayrıca Sabiha Gökçen bağlantısını da onu da Eylül sonu gibi bitiriyoruz. Sabiha Gökçen'e hala metro gelmedi. Ya biliyorsunuz bu Kadıköy'den başlayan hattı Pendik'e gelmişti. Pendik Tavşantepe. Oradan 7 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı arası. İşte bitiriyoruz. Sonra sinyal testlerini yapıyorlar. İstanbul Havalimanı'na sonbaharda metro geliyor. Metro geliyor. Yine bu Başakşehir'deki Çam Sakur Hastanesi vardı. Onu da bitiriyoruz inşallah. O da Eylül, Ekim gibi o da bitecek. Devam bir dakika edelim. Bir şey konuştun. Neyi sorsun? Sor dedi. Bir şeyi merak ettim. Sen onlara. Sen onlara. Orduya tren olsun. Zaman olsun. Memleket anlaşılıyor. Zaman da olacak inşallah. Önce Samsun'a ineceğiz Ankara'dan. Ankara'dan Samsun'a, oradan Ordu, Giresun, Trabzon devam edecek. Kulağım sizdeydi gençler. Duydum sizi. Şu an mesela baktığınızda bugün bu sabah bilmem ne gözlemlediniz Marmaray'da? Vatandaş. Gözünüze çarpan bir şey var mı? Yani şu yanlış var, şurada bir hata var dediğiniz bir şey var mı? Yani şu an tren oldukça dolu. Belki ikinci bir treni veya seyahat sürelerini daha kısaltıcı aralara tren sokabiliriz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellendiği iddiasını soruyorum bakana. Uzun süre muhalefet tarafından epey eleştirilmişti. Sizin bir takım işte onaylar vermediniz. Yok canım, onaylarda hiçbir şey yok. Onaylar süreçlerinde devam ediyor. Hatta hızlandırdı daha da. Yani şu an devam eden 100 kilometre metro inşaatı var. Bunlar 2017-2018'de başlanmış inşaatları ve önemli süreçleri aşılmış işlerdi. Bunları yüklenip en kısa zamanda şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken hatlardı ama maalesef bitmiyor ve vatan İstanbul'da bunları kullanamıyor. Diyalog kuruyor musunuz Sayın Bakan? Diyalog arkadaşlarımız kuruyorlar zaten, gerekli olduğu zaman gerekli iletişimi sağlıyorlar. Her gün 600 bin kişinin seyahat ettiği Marmaray'da şanslı olan oturabiliyor. Dakikalar ilerledikçe vagonlar daha da doluyor. Kimi fotoğraf çektiriyor, kimi dert yanıyor, kimi memnuniyetini dile getiriyor bakana. Ben 40 senelik kapalı çarşı esnafıyım. 40 senelik. Ama böyle bir şey görmedim ben. Hani son tahlilde tabii ki yani hayat şartları zorlaştı. Hani bunu zaten... Şöyle tabii ki yani ekonomik dünyadaki bu sarsıntılar Türkiye'de yansıdı ama güldük gülistanlık bir hayat yok. Ama bu dünyadaki biliyorsun daha enflasyon bile Avrupa'da Amerika'da hiç konuşulmayan bir ortamda şu andaki bütün gündemler enflasyon. Ama bir taraftan yavaş yavaş düzeliyor yani. Sonuçta bir de bu Covid-19 salgın sürecinden çıktık yani 2 yıl bütün sistemler kilitlendi. Kritik bir soru soracağım ama inelim öyle çünkü Üsküdar'a geldik. Çok istediğiniz. Yani böyle bir şeyler konuşuluyor. Var mı böyle bir hayaliniz? Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı olmak istiyorsunuz? Önünüzdekisin hedef bu. Ben İstanbul... Nereden çıktı yani veya? Ya şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden bir noktaya geldik. Yani çalışma sınırlarımız genişledi. Ben şimdi Türkiye'nin bütün illerine ve o da vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içerisinde çalışma gururunu yaşıyoruz. Duymuş muydunuz? İlk defa benden duymuş olamazsınız. Yok, duyuyoruz. Bu konuşuluyor da. Yani sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul'da var. İstanbul'da da hizmet etme fırsatı, bu imkanı sağladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olmak, bundan bir gurur verici daha ne olabilir? Ben sorumun cevabını alamadım. Yok, İster şöyle dedim. Peki? Ulaştırma Bakanı'yım diyorum ya, hem İstanbul'a hizmet ediyorum hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. Yani Allah nasip etti böyle bir görevlere geldik. 3-4 yıl önce Ulaştırma Bakanı olacaksın deseydiler biz de gülerdim yani ben o zaman. Ama Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Biz de bugünün en iyi şekilde nasıl değerleniriz onun çabası içerisindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır. Üsküdar'da çay simit molası veriyoruz. Fulya neredesin? Buradayım. Sabah koparız. Sabah ben kahvaltı yapmadan geldim. Çok iyi oldu bu. Koparsana. Halil al. Ahmet nerede? Ve şimdi de minibüs yolculuğumuz başlıyor. Üsküdar'dan minibüse biniyoruz. Yer var. Bozuk bende yok.
Ben de var. Var mı var, sizde? Var. Merhaba, selamlar. Selamlar. Şuradan bir... Aa, bakan beyden bir istihda. Öyle geldi, bakalım. Ben para istiyorlar, nasıl olur? Yok, sende kalsın. Zaten kalabalığız yani. Tanıdınız mı? Evet, tanıdım. Tanıyan oluyor, tanımayan oluyor. Evet, şey oluyor. Aha, tanıdım. Var mı merak ettiğiniz bir şey, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey bakana? Yok. Yok. Ulaşım çok pahalı. Ulaşım pahalı. Evet. Şırnak'a bilet aldım 1500 liraya. Yani şey, bu kadar pahalı olabilir. Ne uçak mı? Uçak bileti pahalı. 1500 olması mümkün. 990 lira uçaktaki maksimum ücret. Ya aktarmalı ya da biziniz gittiniz o zaman. Biziniz uçmadım. Aktarma oldu, evet, doğru. Aktarmadan dolayı olmuştu. Giderler arttığı için. Yani anca nefes alabiliriz. Yani biz de çok da memnun değiliz. Biz de tamam pahalılıktan şikayetçiyiz. Vatandaş hak veriyoruz ama. Ama şu an fiyatlarını düşünmesiniz rahatlatıyordur. Evet, yani inşallah evet. Daha da düşer. Ya inşallah. Evet. Ha, bir ara 30 lira falan çıktı bakalım. Yani orada inan öğleden sonra mesela çalışan arkadaşlarımız aracın yakıtını karşılayamaz hale geldi. Sabah çalıştığımız, şimdi vardiyeli çalıştığımız için sabah işte 10-12'ye kadar bir arkadaşımız çalışıyor. 12'den sonra diğer arkadaşımız geliyor. Aracın yakıtını karşılayacak, araç sahibine para verecek. Hem o paradan kendisine yevmiye alacak. Şimdi biraz işte nefes aldık. İnşallah hepsi bir ayına oturacak yani. Tabii bu kolay değil. Şu 2 yıllık Covid-19 salgın süreci var. Dünyada bütün sistemler kilitlendi. Yani ama yavaş yavaş inşallah oturacak hepsi. İnşallah. Sağ olun. Onlar iyi olsunlar. Minibüsten indikten sonra yürüyerek Çamlıca metro şantiyesine gidiyoruz. Anadolu yakasının trafiğini hafifleteceğini söylüyor bakan. Bir yıl sonra hizmette olacak diyor. Ve şantiye alanına geçiyoruz. Binaların arasında, şehrin göbeğinde, yerin metrelerce altına iniyoruz. Yüzeyden 27 metre aşağıya doğru şu an bırakılıyoruz bu sepetin içinde. Metronun tünellerini açıyoruz. Bu tüneller açılma işlemi bittikten sonra bu kazısını buradan alıp gönderiyoruz. Daha sonra betonlamaya başlanacak. Ondan sonra raylar döşenmeye başlayacak. İşte şu an burası bizim değil mi? Bulunduğumuz yer tam şuradayız şu anda. Ben burası. Şantiyemiz burada. Yaptığımız şu andaki şantiyenin sorumlu olduğu, yapımını sürdürdüğü metro hattı da bu. Altınzade Çamlıca. Aslında kısa bir alan. Evet, küçük bir alan. Buraya neden mesela metro ihtiyacı doğdu burada? Tabii burada şöyle özellikle bu Ferah Mahallesi, Bosna Bulur. Burada yoğun bir nüfus var. O nüfusun hem bu D100 E5'e metrobüse ulaşması hem de Üsküdar Ümraniye hattına ulaşması için böyle bir kısa bir hat yapmak lazım. İstanbul'da gününün yarısını bize ayıran Ulaştırma Bakanı'na artık veda ediyoruz. Bakanın işi kolay değil. O ofisine geçiyor, biz kanala dönüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bütün arkadaşlara selamlar. Teşekkür eder. İyi yolculuklar dilerim. Next station is the Furman Station.